أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العظيم إلى آخر الآيات. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه يستكمل إيمانه: رجل لا يخاف في الله لومة لائم. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Kıymetli kardeşlerim, Cuma'mız mübarek olsun. Allah-u Teala rızasına uygun sohbet etmeyi, dinlemeyi, amel etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Camilerin şöyle de bir özelliği var. Camiler, kardeşlerim, Allah-u Teala'nın evidir camiler. Merkez Kabe-i Muazzama, Beytullah. Buralar onun şubesidir. Bir düşünelim. Bu cami Allah'ın evi.
Ne yoktur ki burada? Burada ne yoktur ki ya? Cemaate gelmek, camide oturmak, sohbet dinlemek, daha ötesini söyleyeyim, şu caminin içindeki havayı teneffüs etmek bile farklıdır. Rabbim onu anlamayı bizlere nasip etsin. Özellikle böyle tarihi, bu cami gibi 500 senelik camiler, her tarafı maneviyat. Her tarafı maneviyat. Şimdi bazı hastalıklar vardır. Hocam, vesveseleniyorum. Hocam, namaz kılmak istiyorum, kılamıyorum. Hocam, işte içimde korku oluyor, çok korkuyorum. Huzursuzum, bunalıyorum, sıkılıyorum, daralıyorum. Aslında onlara verilecek bir reçete nedir biliyor musunuz? Gelin camiye. Gelin, bu caminin havasını teneffüs edin. Bak, başka bir şey söylüyorum, dikkat ediyorsanız. Şimdi bu caminin içinde bir oksijen var mı, bir hava? Var değil mi şu an? Ama bu hava dışarıdaki hava gibi değil. Bu hava Allah'ın evinin içindeki hava. Bu hava bile şifadır. Bu havayı teneffüs etmek bile biraz önce saydığım sıkıntılara şifadır. Özellikle bu caminin havasını teneffüs etmek bambaşka bir şeydir. Rabbim bu bilinçli olmayı cümlemize nasip etsin kardeşlerim. Hani Allah-u Teala gözümüzden perde şöyle bir şey olmuş olsa, yani camilere karşı nasıl olmamız lazım? Aklıma geldiği için söylüyorum. Biraz önce saydığım bunalım, sıkıntı, darlık, vesvese vesaire, işte namazı düzgün kılamıyorum. Bunun ilacı, işte bir hafta şu camiye gelip bir saat bu caminin oksijenini alan böyle bir şey dense, bir doktor dese, bu camiye gelip bu caminin havasını, teneffüsünü alan o sıkıntılardan kurtulacak denmiş olsa ne olur kardeşlerim? Ne olur? Millet kuyruğa girer burada. Hatta der ki, ya işte hacı amca arkadaşlar, hani siz bir saattir oradasınız, çıkın biraz da biz istifade edelim. Emin olun, bütün camiler böyledir kardeşlerim. Ama işte onu anlayamıyoruz yani. Halk, insanlık bir takım sıkıntı, darlık çeker, çekmek çekiyordur. Ama bunun şifasının camilerde olduğu, yani bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ya sallallahu aleyhi ve sellem, camiye, cemaate giden her adımına bir sevap yazılıyor, bir günah siliniyor. Camide namazı bekleme anında melekler o kişiye dua ediyor buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi senin evine gelmiş namazı bekleyen şu kuluna rahmet eyle. Şu kulunun ihtiyaçlarını gider diye melekler dua ediyor. Bunu da Resulullah söylüyor. Yani benim biraz önce söylediğim cümleyi Resulullah söylüyor zaten. Melekler o kişiye diyor camide bulunduğu müddetçe dua ederler diyor. Ama gelin görün ki şu an ülkemizde en boş mekanlardan biri camiler yani. Ha bugün salonlar, statlar, efendim gece kulüpleri ağzına kadar dolu ki orada günah, isyan var. Camilerde huzur var, rahmet var, bereket var. Bunalıyor musun, daralıyor musun? Gel ama bakıyorsunuz ki İşte sabah namazında 3 kişi, 5 kişi, öğlen namazında genel olarak, burası için söylemiyorum yani. Allah-u Teala bizleri camilerden ayırmasın. Hem hastayız, hem sıkıntılıyız, hem dertliyiz. Şifası bu işte, gel namaza gel, gel camiye gel. Mevla verecek rahmeti, Mevla verecek şifayı. Bakın bugün size okuyacağım ayet-i kerimeler, Mü'minun suresinin başındaki ayet-i kerimeleri okuyacağım. Mevla Teala ne buyuruyor? Yani namazla başladığı için buradan ben bir giriş yapayım dedim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehel mü'minun. Mü'minler
mutlak felaha ermiştir diyor. Müminun suresini ilk ayet. Müminler kurtuldu diyor Allah-u Teala. Ama hangi müminler kurtuldu? Öldükten sonra hangi müminler cennete gidecek? Onun özelliklerini, kurtuluşa eren müminlerin özelliklerini Cenab-ı Allah beyan ediyor. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Buyurun. Onlar, o müminler namaz kılarlar buyurmuyor Mevla. Onlar namazlarında huşu edicilerdir diyor. Buyurun. Hem namaz kılacağız hem de huşuyla kılacağız. Yani aklımıza farklı şeyler gelmeyecek yani. Allah-u Teala'nın huzurunda olduğumuz böyle bir ibadet şuurunda namaz kılarlar diyor. Rabbim huşuyla namaz kılmayı cümlemize nasip eylesin. Bakın müminin hemen peşinde zikredilen ne? Namazı huşuyla kılarlar. Huşuyla, peki adamda namaz yoksa ne olacak? Huşuyu bıraktık, namaz yok. O zaman قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ olmuyor işte. Felaha kavuşan müminlerden olmuş olmuyorsun o zaman. Bu birinci özellik. Rabbim namazlarımızı huşuyla kılan kullarından eylesin. İkinci özellik. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّهِ مُورِضُونَ Bakın kardeşlerim. Onlar عَنِ اللَّهِ yani boş şeylerden, faydasız olan şeylerden yüz çevirirler. Yani bir iş yapıyorsun. Dünyana faydası var mı? Yok. Ahirete faydası var mı? Yok. Yani dünyaya faydası olan bir işi yapmak da, kıymetli kardeşlerim, dünyaya faydası olan bir işi yapmak da boş işlerle meşgul anlamına gelmiyor. Yani bir kişinin çalışması, çoluk çocuğunun nafakasını kazanması, sabah işe gitmesi, tarlaya gitmesi, tarlada çalışması, ineklerini sağması, peynir yapması, tereyağı yapması, kardeşlerim, bunlar ailesinin geçimi ya, bunlar boş iş değil. Boş iş sınıfına girmez çalışmak. Dünya için çalışmak boş iş sınıfına girmez. Yani öyle bir iş yapıyorsun ki ne dünyana faydası var ne ahiretine. Yani camiye gitmiyorsun. İlim peşinde değilsin. Kur'an okumuyorsun. Anneni babanı ziyarete gitmiyorsun. Hasta ziyaretin yok. Bak bunlar hem ahirete faydalı hem dünyaya. Ya da sabah erken kalkıp İnekleri salmıyorsun, tarlaya gitmiyorsun, tarlayı sürmüyorsun. Hani dünyalık da bir işi. Ne yapıyorsun? Kahveye gidiyorsun, boş boş oturuyorsun. Ha kahveye gidip de, hani bizim diyelim çay bahçesi, orada haktan konuşmak, yani tamam, nerede çalışıyor, nasıl yapıyor, bunlar konuşulur ama bir de Resulullah şöyle buyurdu demek. Bak, Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçiyor. Hoca geldi, hoca bize şöyle bir şey dedi, şöyle bir kıssa anlattı. Bak ne oldu şimdi? Konuşuyorsun ama ahiretine faydalı iş oldu. İşe gidiyorsun, ahiretine faydalı iş oldu. Halk arasında bir cümle var, yanlış anlaşılan bir cümleyi söylüyorum. Çalışmak da ibadettir deyip Allah-u Teala'ya olan kulluğunu yapmayan bu kafada olan insanlar arıyor musunuz? Diyor ki ben çalışıyorum. Bu da ibadettir. Hani ne gerek var namaza falan hani. Ben zaten çalışıyorum. Şeytanın tuzağına düşmüş bir adamın işi bu işte. Şeytanın tuzağına düşmüş. Evet çalışmak ibadet midir? Çalışmak ibadettir. Ama nasıl çalışmak kardeşlerim? Tamam. Allah-u Teala'ya olan kullukla beraber. Biraz önce ne söyledim? Sabah işine gidiyorsun o boş iş mi dedim ben. Yok olur. Sen sabah 6'da 6.30'da kalktığın tarlaya ya da inekleri saldın ya da sağdın inekleri vesaire. Ne için bu? Geçim için. İşte bu çalışmak nedir? İbadettir. Ama
sabah namazını kıldıktan sonra yaptığın çalışma ibadettir. Öğlen namazını da kıldın mı, o aradaki bütün çalışman ne oldu? İbadet oldu. Bu çalışma ibadettir. Sende namaz yok, niyaz yok, çalışmak ibadettir deyip de efendim ben zaten ibadet ediyorum, namaza ne gerek yok dersen sen çok büyük bir tuzağa düştün. Şeytanın tuzağına düştün. Bu yanlıştır kardeşler. Ne anlaşıldı? Boş şeylerden yüz çevir. Yani mesela burada bu aklımıza geldi. Bir film seyrediyorsun. 2 saat, 3 saat. Ne faydası var? Ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Ya da kahveye gidiyorsun, oyun oynuyorlar, seyrediyorsun saatlerce. Ne faydası var? Vallahi de billahi. O boşa geçirdiğimiz zamanlar ahirette gözümüzün önüne gelecek, kafamızı taşlara vuracağız, eyvah diyeceğiz. Mahmud Efendi Hazretlerinin bir cümlesi vardı, onu sizlerle paylaşayım. Demişti ki, şu an dünyada Allah demek bedava. Aman Allah. Şimdi dünyada la ilahe illallah demek bedava. Öyle değil mi? Şimdi dünyada namaza gelmek bedava. Şu caminin güzelliğini görüyor musunuz ya? Şu halıların güzelliği, şu manevi hava, sular şarıl şarıl akıyor, mis gibi, gül suyu, mis kokuyor içerisi. Bunlara girerken jeton mu attık? Bilet mi aldık girerken? Bir para ödedik mi? Yok, bedava. Ama yarın ahirette kabre girdikten sonra dünya senin olsun. Dünya senin olsun. Ya Rabbi, ben dünyadaki bütün servetimi veriyorum. Bir Allah demenin sevabını ver desen alamayacaksın. Bir vakit namazın sevabını alamayacaksın. Bitti bu kadar. Ama şimdi bedava. Bak dünyayı veriyorsun. Bir la ilahe illallah'ın sevabını alamıyorsun. Ama şimdi alabiliriz. İşte akıllı adam ne yapar? Bunun hazırlığını yapar. Allahu Teala bizi ahiretini düşünen kullarından eylesin. Kabre konulduk. Hani deniliyor ya, kabre konulduğumuz zaman ruh geliyor kabre. Tabii bu dünya kabri değil. Yani dünya kabrini o zaman bir kamera falan koysak da izlesek, münker nekir meleklerini koysak göremeyiz bir şey. O bedenin girdiği bir kabir var, bir de ruhun konulduğu bir kabir var. Mana alemi diyoruz ya, işte ruhun konulduğu kabirde bu işler oluyor yani. Beden ne? Kütük işte beden. Tahta yani. Beden bir öldü mü, aynı şu tahtadan bir farkı yok yani. Gözler kapalı, kulaklar, eller, soğuk, buz gibi bir şey onu koyuyor. Ama ruh nerede? Ruh. Ruh ölmüyor işte. Ruh ölmüyor. Diyelim ruh kabirde kendine geldi, hani kafasını vurdu tahtaya. Hep duyarız ya bu, eyvah ölmüşüm dedi ruh. O arada da hani tahmin ediyoruz. O arada da münker nekir melekleri gelecek ya hesaba. Men rabbike, men nebiyike, men dinike diyecek ya. O arada da ruhumuz dedi ki şu melekler gelene kadar aklımda olan sureleri okusam desen, Yasin'i okusa mesela, Yasin-i Şerif'i okusa, İhlasları, Ayetel Kürsi'yi, Felak'ı nasıl okusa mesela, hatta efendim 2 rekatta bir namaz kılsa mesela, misal olarak söylüyoruz. Cemaatimsin. Bu okuduğu o an Kur'an'ı hatim etse bile, istediği kadar namaz kılsa, ağlasa, sızlasa, o ibadetlerin, o okumanın o anda bir faydası var mı kardeşler? Var mı soruyoruz? Yok. Bitti. Ama orada Allah diyecek mi? Çok diyecek. Allah'ım 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 ama yok yani. Firavun boğulurken ne dedi? Ben dedi Musa'nın daha kabre girmemiş, daha hayatta ama perdeler kalkmış, melekler gözüküyor. Ölme anında dedi ki ben Musa'nın ilahına iman ettim dedi ben. Firavun. Allah ne cevap verdi? Şimdi mi inandın? Sen bundan önce azgınlardandın. Kabul etmedin.
Kaldı ki sen kabrin içine gireceksin de, hatim okuyacaksın da, onun bir şeyi yok. Ama şimdi kardeşlerim, şimdi vallahi bu zamanları çok arayacağız. Öyle bir plan yapalım ki her gün Kur'an'ımız olsun. Kur'an okumadığımız hiçbir gün olmaz. Namazlarımızı hiç ihmal etmeyelim. Hiç. Sabah namazlarına mutlaka kalkalım kardeşler. Allah-u Teala bizleri rızasına uygun kullarından eylesin. Mahrum olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Şimdi devam ediyoruz. Birinci özellik neydi? Kurtuluşa eren müminlerin birinci özelliği. Namazlarını huşu ile kılarlar. İkinci özellik neydi? Boş şeylerden yüz çevirirler. Filmdir, gıybettir, dedikodudur. Bunlar boş da değil, bunlar günah, haram yani Allah muhafaza. Efendim oyun oynamaktır vesaire. Ne? Dünyana faydası var mı? Yok. Ahiretine faydası var mı? Yok. İşte o kurtuluşa eren müminler bunları yapmazlar. Gelelim üçüncü özelliğe. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ Zekatlarını verirler diyor. Bakın kardeşlerim, hem bizim belki hakiki müminliğimiz burada çıkacak. Çünkü niye bu paraya parayla alakalı ya, maddiyatla alakalı ibadet zekat. Namaz maddiyatla alakalı değil yani. Yani geleyim abdest alayım kılayım. Ama Mevla bizi hem bizi bedenimizle, oruçla, namazla imtihan ettiği gibi bir de dünyalıkla da imtihan ediyor. Ve çok şey mi istiyor bizden? Yok. Yok. Nasıl hocam? Mesela sen yediğin, içtiğin, diyelim tatile gidiyorsunuz. Burada tatile gelenler var. Burada 10 bin lira, 20 bin lira harcadın. Helal kazandın, helal harcadıysan, helal yolda harcadıysan bunda bir sıkıntı var mı? Yani ben gittim diyelim Bayburt'a geldim. Bayburt'ta 5 bin lira harcadım. Ne yaptım? İşte anneme babama ikram ettim. Harcama yaptım. Mesela tatil yaptım. Yok Mevla bunu sormuyor. Yediğin senin helal olsun. Giydiğin senin helal olsun. He? Araba aldım. Helal olsun. Bunu Allah-u Teala zekat diyor mu arabaya? Yok. Arabaya zekat yok. Ev aldım. Helal olsun. Evinde otur. Eve, oturduğun eve zekat var mı? Yok. Bindiğin arabaya zekat var mı? Yok. Ektiğin, biçtiğin tarlaya zekat var mı? Yok. Öşür ayrı. Öşür ayrı. Yediğin, içtiğin senin. Giydiğin senin. Evin senin. Zekat var mı buna? Yok. Peki nereye zekat var? Sen bütün bu temel ihtiyaçlarını harcamışsın. Almışsın. Onun üstüne Allah sana bir imkan veriyor. Para biriktiriyorsun. 100 lira biriktirmişsin. 100 bin lira. Mevla Teala buyurur ki bu 100 bin lira da senin. Ama diyor 100 bin liranın 97,5'u senin helal hoş olsun istediğin gibi harca. Onun 2,5 lirasını da fakire ver. İşte bu. Zekat dediğimiz bu. Sen de zannediyorsun ki benim param eksilecek. Ya o parayı sana Allah verdi zaten. Bir düşünsene. Bir sana hastalık verse, çocuğuna, torununa bir hastalık verse, Allah göstermesin bir hırsızlık, bir yangın, bir şey, bir trafik kazası olsa, o para sende olur muydu? Ne olur? Adam servetini harcıyor bir hastalıktan kurtulmak için. Ama düşün, hastalık vermemiş, imkan vermiş, sağlık vermiş, çocuk vermiş, efendim bütün ev vermiş, araba vermiş, yiyorsun, içiyorsun, giyiniyorsun. Bununla beraber bir de ne var? Para biriktirmişsin. Niye vermeyelim kardeşlerim? Bakın 49 yaşındayım. İstanbul'da hayatım geçti. Çok insanlar tanıdım. Hatta bizim Bayburtlu bir kardeşimiz de var. Bir, büyük bir firması var. İsmini vermeyeyim burada çünkü kayıt oluyor bu. Ne özelliği gördüm biliyor musunuz? Bir tanesi de yeni hemşerilerimizden. Bu Gökler Köyü'nde iş adamı bunlar, iş adamı. 35-40 yaşlarında bunlar, iş adamı. Trilyonluk. Hocam diyor, şunu gördüm diyor. Yani zekatlarını fazla fazla veriyorlar da,
Bir ihtiyaç, bir şey olursa haberimiz olsun, verelim. Köye gittiğimiz zaman biliyorum diyor, tanıyorum diyor. Bir işte tanıdığım amcam, emeklisi var, şusu var, busu var. Ya şu fakir daha, bunun durumu yok da hani şuna bir 100 lira ver, 200 lira vermiyorlar diyor hocam. Ya ben anlayamıyorum diyor yani. Ya sen 100'ü 200'ü bırak da sen benden 10 bin lira iste, 20 bin lira iste, ben sana göndereyim. Bunlar anlayamamışlar hocam diyor. Gerçekten bu bir karakter meselesi. Ha belki yokluktan gelindi ya. Yokluktan gelindi. O verme duygusu aşılanamadı yani. Ama durumu çok iyi olan iş adamlarının özelliğini söylüyorum. Hep veriyorlar kardeşler. Vermek malı azaltmaz. Aksine malı çoğaltır. İspat edelim mi çoğalttığını? 100 bin liram var. 2,5 lira verdim mi malın nasıl çoğaldığını ispat edelim mi şimdi? Edelim. Şimdi o 100 bin liranın içindeki 2500 kimin hakkıydı? Fakirin hakkı. Mevla o fakirin hakkını sana gönderdi mi? Yani senin elinle verecek Mevla. Öyle değil mi? Sen ne yaptın? Yani şöyle düşünelim. Ben diyelim İstanbul'a gideceğim ya. Hocam sen İstanbul'a gidiyorsun. Orada babam var. Babama şu 1000 lirayı senin Ümraniye'de oturuyormuş. Ona verir misin? Bana emanet verdin. Şimdi benim onu oraya vermemem ne kadar ayıp değil, vermemem. Ne kadar ayıp bir şey değil. Allah Allah. Ya ben sana 1000 lira verdim babam. Babama verdiye sen gidip vermedin. Ne kadar bir ayıp bir şey değil mi ya? Aynı böyle işte. Zekat aynı böyle. Allah sana verdi diyor ki bunu fakire ver diyor. Sen vermiyorsun. Aynı ayıbı işliyorsun yani. Çoğalma işine gelelim. Şimdi sen zekatı veriyorsun. Bak şimdi nasıl çoğalıyor. Mevla seni imtihan etti ya. Ha bu kuluma ben Ali'nin velinin rızkını gönderdim. Bak o senin değil ha o, o fakirin rızkı. O da ona verdi. O da ona verdi. Ne yapıyor Mevla şimdi dikkat et. Ey kulum Mehmet sen hakkın olanı alıyorsun, zekatını veriyorsun. Sonra ne yapıyor? Sen zekat verdiğin için ben sana Hasan'ın Mehmet'in rızkını da gönderiyorum diyor. Aman Allah. Bu sefer 100 binin bir daha sene ne oluyor? 200 bin oluyor. Sen veriyorsun 5 bin. 400 oluyor, veriyorsun 10 bin. Hatta fazla veriyor. Allah da sana veriyor. Allah da sana veriyor. Nasıl çoğalıyor? Böyle çoğalıyor. Şimdi vermeyene gelelim, vermeyene. Cimri. Hiç. Benim diyor, ben kazandım. Vermiyor. Öyle mi? Mevla diyor ki o para senin değildi ki. Ben o fakirin senin eline gönderdim. Vermiyor musun? Sen vermediğin için sana vermiyor, verene veriyor Mevla. Sen zannediyorsun ki ben param eksiliyor. Halbuki sen vermemekte daha fakirleşiyorsun. Cenab-ı Allah anlamayı nasip eylesin. Ve bu bir ibadet. Zekat ibadetini öyle yaparken sevinçle yapmayı, tat almayı Allah cümlemize nasip eylesin. Bir tarih Çengelköy'de bir abimiz böyle Ramazan'da zekatını dağıtırken ilk defa onda gördüm. Zekatını bitirmiş. Hocam dedi elhamdülillah son şeyi de verdim. Nasıl ağlıyor sevinçten. Nasıl mutlu oluyor. İlk defa gördüm ya çok şaşırdım. Allah diyor bana nasip etti hocam diyor. Böyle bir duygu olmaz diyor hocam. Rabbim ne kadar şükretsem hamdır. Yani bir ibadeti yapmış ağlıyor adam zekat verdiği için. Allah-u Teala böyle tat almayı bizlere de nasip eylesin. Yani zekat verdikten sonra eyvah 1000 lira da gitti dersen bu da olmaz yani. Şu kadar azaldı dersen bu da olmaz. Rabbim bu şuurda olmayı bize nasip eylesin. Üçüncü özelliği de anladık mı kardeşlerim? Tekrar edelim. Birinci özellik namazlarını huşuyla kılarlar. Felaha kavuşan müminler. Boş işlerden uzak dururlar. Zekatlarını verirler. Dördüncü özellik وَالَّذِنَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِمْ اَوْمَا مَلَكَةَ اِمَانِمْ فَاِنْهُمْ غَيْرِ مَلُومِينَ İşte toplumumuzun en çok ızdırap çektiği konu. Bak kurtuluşa eren müminlerin onlar diyor ki ferşlerini korurlar yani zinaya gitmezler diyor. Eşlerine giderler diyor. Bir de hani eskiden tabii şu an yok da bu cariyeler falan vardı. Helaline giderler diyor Mevla. Onun gayrısında diyor
tevessül etmezler diyor. Zinaya gitmezler diyor. Ha intihar diyor. Ha intihar. Niye asrımızın tehlikesi bu? Şu sosyal medyalar çıktı icabında sen 20 senelik, 30 senelik hanımın var, güzel eşin var. Ne yapıyorsun? Beğenmiyorsun. Hani şeytan da dedi ya zaten ben onların sağından gireceğim, solundan gireceğim, önünden gireceğim, arkasından gireceğim. Bir şekilde bizi tuzağa çekmeye çalışıyor. Sen de ne yapıyorsun? İşte bak ne güzel kız, ne güzel hanım falan. Bakıyorsun, ediyorsun, efendim konuşuyorsun. Ocaklar sönüyor ya. Ocaklar sönüyor. Bu son yıllardaki kadar boşanma gözükmemiş. Hep bu sosyal medya ve hep bu aldatma. Kadın diyor eşimi gördüm başka kadınla konuşuyor. Efendim adam diyor hanımımı gördüm başka erkekle konuşuyor. Buyurun Allah ne buyuruyor? Ne buyuruyor? Hocam konuşmak zina yapmak mıdır? Değil ama Allahu Teala zina yapmayın buyurmuyor ki. Allahu Teala zina emri zina yapmayın değil ki. La takrabu zina buyuruyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Senin bakman, görüşmen, konuşman öyle bir noktaya geliyor ki seni zinaya sürüklüyor. Yaşın ister 60 olsun ister 70 olsun. Öyle kandırıyorlar ki sen zannediyorsun ki ya beni sevdi. Ne seni sevmesi? Paranı seviyor. O yoldan geçinen insanlar var. Hem dünyan mahvoluyor, ocağın sönüyor. Ya düşünsene sen evlisin, torunun var, çocuğun var. Yazık değil mi ya? Yazık değil mi? Sen hem dünyanı perişan ediyorsun, bir de ahiret tarafı var. Rabbim muhafaza eylesin. İşte bu hatalara niye düşüyor insan? Gelelim en baştaki cümlemize. Şu mübarek mekanları terk ettiğinden dolayı. Şu caminin oksijenini almadığından dolayı. Bak ilk defa duyuyorsunuz. İlk defa duyuyorsunuz. Hocam ne dedin ne dedin? Şu caminin oksijenini almadığından dolayı diyorum. Niye? Çünkü bu hava da ilaç. İlaçsız kaldın sen. Hastalandın sen. Bu caminin oksijenini almak lazım. Hele bu cami. Hele bu cami. Bu cami başka camiler gibi değil. Şu direklerin dili olsa konuşsa da neler geldi neler geçti. Evliyalar, Süleyman Efendiler, Molla Yavuzalar vesaire. Ne büyük alimler geldi geçti buradan. Enes Hocalar. Allah cümlesine rahmet eylesin. Ne aşklı insanlar geçti. Geldi geçti. 500 senelik cami. Bu var ya. Şuraya 5 vakit namaza bir ay gelen bak ben burada gönülden söylüyorum. Bu gibi hastalıklarına şifa bulur. Yani böyle kadın, madın, flört, mülört, efendim ruhi bunalımlar, sıkıntı mıkıntı denemesi bedava. Denemesi bedava. Ha cami bu. Ne iyi gelecek? Vallahi havası iyi gelecek. Ben yemin ediyorum. Bu hava dışarıdaki hava değil. Şurada oturup aldığımız hava dışarıdaki hava mı? Bu caminin, Allah'ın evinin oksijeni. Koronavirüs olduğu zaman ağzına hava takmıyorlar mı? Niye takıyorlar? İyi olsun diye. Oksijen. Onun içinde gaz var. O hava ona ne yapıyor? İyi yapıyor değil mi? Ağızlarına oksijen takılıyor. Burada da oksijen var. Bu oksijen de cami oksijeni. Bu hava da iyi geliyor. Manevi şifa alıyor. Ah şu gözümüzdeki perdeler kalksa da şu anlattıklarım bir gözükse de anlasak kardeşler. Yeminle konuşuyorum. Bak buraları terk edersek hastalıklar gelir. Buraları terk etmeyelim. Rabbim bizleri daim eylesin. Evet. Vellezine hum li furujihim. Orayı da anladık. Femen ibtegâ verâe zâlike feulâke humul âdûn. Bak dört şey söyledi. Kurtuluşa ermek mi istiyorsun? Cennete gitmek mi istiyorsun? Bak bize söylüyor Mevla. Namazlarınızı kılın demiyor. Namazlarınızı huşuyla kılın. Bir. Boş şeylerden yüz çevirin. İki. Zekatınızı verin. Üç. Zinaya yaklaşmayın. Dört. Kim bunları yaparsa ondan haddi aşmıştır. Yani imtihanı kaybetti. Yani namaz yok.
boş işlerle meşguliyet var. Zekat vermiyor. Bir de zinaya tevessül ediyor. Onun işi bitti diyor Allahu Teala. Rabbim muhafaza eylesin. Vellezinehum li emanati vahdim rahum. Yine özellikler devam ediyor. Emanete ihanet etmezler. Verdikleri sözü tutarlar diyor bak. Kurtuluşa eren müminlerin bir özelliği de budur. Eskiden senet çek var mıydı kardeşlerim? Var mıydı eskiden? Hadi 50 sene önce. Büyüklerimiz anlatıyor. 10 tane koyun al, kaç para şu kadar sonra verirsin. Öyle değil miydi yani? Söz senet değil miydi? İşte öyle buyuruyor. Bak Mevla, onlar ne söz verdilerse, ağzından ne çıktıysa söz, sana şunu verdim, bunu aldım, onu yerine getirle. Bak bu da Müslümanlığımızın bir özelliği. Söz verdiğimiz zaman sözümüzde durmak. Durmuyorsan kurtuluşa eren mümin özelliği sende yoktur. Evet, ezan Muhammed'i okunuyor. Vellezinehum ala salavatim yuhafizun. Aman Allah'ım. Yukarıda birinci özellik. Namazlarını huşu ile kılarlar dedi. Yine namaz dedi Mevla. Şimdi namazlarını muhafaza ederler dedi. Buyurun. Yani bir kılıp bir kılmamazlık etmezler dedi Allahu Teala. Nasıl kılarlar? Devamlı kılarlar. Devamlı. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ulaike humul varisun ellezine yerisunel firdevsun fiha halmiş. Kurtuluş yeren bunlardır. Firdevs cennetlerine bunlar varis olacaklardır. Kurtuldu bunlar diyor. Buyurun. Zor mu bunlar? Kolay. İstenen bunlar. Beş vakit namazımızı kılmak, huşuyla kılmak, zamanımızı boşa harcamamak, zekatımızı vermek, zinaya yeltenmemek, yönelmemek, bunlar işte. Kurtuldunuz diyor Allah-u Teala. Ama gel gör ki şu kadar 3-5 maddelik şeyi şeytan bize yaptırmıyor. Sonra yaparsın, kandırıyor bizi ve tuzağa çekiyor. Hocam nasıl kurtulacağız? Sohbetsiz olmaz. Camisiz olmaz. Namazsız olmaz kardeşlerim. Özellikle arkadaşlarımıza da çok dikkat edeceğiz. Ayet-i kerime bu. Bir de bir hadis-i şerif okumuştum. Onun da manasını vereyim. Selâsetün men künne fîhî yestekmülü imanuhu. Üç şey vardır ki kimde bulunursa imanı mükemmeldir, kemale ermiştir diyor. Üç şey kimde varsa o mükemmel bir Müslümandır. Racülün lâ yehâfu fîllâhi levmete lâim. Öyle bir adam ki Allah için işte namaz kılıyor. Birisi diyor ki niye kılıyorsun? Tesettüre giriyor. Birisi diyor ki sen güzelsin niye tesettüre giriyorsun? Çok diyenler var böyle. Ya da işte faize para vermiyor diyor ki sen niye paranı faize yatırmıyorsun? Kınıyor. Hiç kimsenin kınamasına bakmaz. Allah'ın rızasına bakar diyorum. Rabbim bu özelliği cümlemize nasip eylesin. Levmete lahim. İkinci özellik. وَلَا يُرَاُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ. Hiçbir amelinde gösteriş yapmaz. Her işini Allah rızası için yapar. İki bu. وَاِذَا اُرِزَ عَلَيْهِ اَمْرَانِ اَحَدُهُمَا لِلْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اِخْتَارَ اَمْرَ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا. İki iş önüne çıktı. Bir dünyalık, bir ahiretlik. Tercihini ahiretten yana yapar diyor. İşte bu üç özellik kimde varsa Müslümanlığın kemaline ermiştir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ezan-ı Muhammediye okundu. Sohbetimiz bu kadar oldu. Şeyi kapatalım. Şimdi bir